Kedi neden kaçtı? Sesli öykü. Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Turgut Ezgütekin. Her şeyin, her işin bir nedeni vardır. Hayır, olmadı. Ben yazıma daha ilginç bir lafla başlayacaktım. Ne olursa olsun insanlar rahatlamak zorundadır. Doğrusu bu da olmadı. Bir insan büyük laf edebilmek için önce kendisi büyük adam olmalıdır. Bu yüzden kendi kendime hep acır dururum. Her konuşmamın başında bir kocaman laf, kitaplara geçecek değerde bir büyük laf ettiğim halde hiç kimse ne bana ne lafıma metelik vermez. Peki bu büyük adam dedikleri neler söylemişler sanki? Falan büyük adam yazın sıcak olur demiş. Aman ne espri, aman ne güzel söz. İnsanların yüzyıllar boyu aradığı gerçeği 3 kelimeyle vermiş. Büyük adamın ölürken son sözü "kapıyı açın" olsa artık bundan ne büyük gerçekler çıkarılmaz. "Kapıyı açın" dedi. Bu söz büyük adamın insanlığa gösterdiği yoldur. Kapıyı açın. Ne demek bu? Bu ne büyük laftır. Düşünün bir kere. Bu 2 kelimede yüklü gizli anlamı çözmek için kitaplıklar dolusu kitap yazılsa yine az. Yani diyor ki, ne diyor? Ey insanlar, eşek gibi ahıra kapanmayın. Ahırın kapısını açın da içeriye bilim güneşinin ışıkları dolsun. Hayır, öyle demiyor. Kapıyı açın, görüşünüz de dünyaya açılsın. Hapsolduğunuz kendi zindanınızdan kurtulun. İşin doğrusu büyük adam da her adam gibi can çekişirken bunalmış, nefes darlığından kurtulmak için "açın kapıyı" demiş. İşte bu. Ölünce öbür dünyaya gider gitmez ilk işim Göte'yi bulup sormak. Siz son nefesinizi verirken "perdeleri açın, biraz daha, biraz daha ışık" demişsiniz. Bu büyük sözün anlamı nedir? Göte'nin gülerek şu karşılığı vereceğini biliyorum. Kim? Ben mi? Ben mi? Biraz daha ışık demişim. Gözlerimin feri sönüyordu. Çevremdekileri görmek için demişimdir herhalde. Yoldan geçiyordum. Bir evin kapısından bir kedi can acısıyla bağırarak önüme sıçradı. Sonra alabildiğine kaçtı, gitti. İşte beni böyle derin derin düşündüren bu kedi oldu. Kedi neden böyle bağırarak evden fırladı? Her şeyin, her işin bir nedeni vardır. Kedi neden kaçtı? İşte size bunu açıklayacağım. Ama bir türlü açıklama yolunu bulamıyorum. Demokratik bir metotla aşağıdan yukarıya doğru mu anlatayım? Yoksa bizim doğu geleneğimize göre yukarıdan aşağıya mı? Yani kediden bakana mı çıkayım? Yoksa bakandan kediye mi ineyim? Biz yine geleneklerimizden caymayalım. Kedinin dayak yemesi, yediği dayağın acısıyla kapıdan fırlaması olayı şöyle başladı. Bütün gazeteler ama hep birden bir bakana çok şiddetli saldırıya geçmişlerdi. Bakanın buna canı çok sıkıldı. Ne yapacağını bilmiyordu. Ne yapacağını bilmediği ve canı çok sıkıldığı zamanlar yaptığı gibi müsteşarını çağırdı. Ona bir şey sordu. Müsteşar cevap verdi. Başka bir şey sordu. Müsteşar onu da açıkladı. Bakan can sıkıntısından kurtulmak, rahat etmek zorundaydı. Çünkü ne olursa olsun insanlar rahatlamak zorundadır. Bakan müsteşara başka bir şey daha sordu. Müsteşar o işi nasıl yaptığını anlattı. Hayır, o iş öyle yapılmayacaktı. Neden öyle yapmıştı müsteşar? Olmaz öyle şey. Olur, olmaz, olur işte, olmaz işte. Bakan sonunda bir püf noktası bulduğuna sevinçli, müsteşara epeyce söylendi, rahatladı. Eğer içi rahatlamasa, o can sıkıntısıyla geceki toplantıya gitseydi, ertesi gün dillerde dolaşan başarısını elde edemezdi. Ne olursa olsun insanlar rahatlamak zorundadır. Müsteşar nasıl rahatlayacaktı? İstifa mı etsin? Hayır, ne diye istifa edecekmiş? Genel müdüre falan meseleyi sordu. Genel müdür falan meseleye cevap verdi. genel müdüre filan meseleyi sordu. Genel müdür filan meseleye de cevap verdi. Fiş mekan meselesi ona da cevap verdi. Verdi ama o fiş mekan meselesi öyle olmayacaktı ki. Tamam, sekreterini çağırdı, yaz dedi. Müsteşar söyledi, sekreteri yazdı, rahatlamıştı. Eğer içini dökmese patlayacaktı. Müsteşar evinin, çoluğun, çocuğunun rahatını, huzurunu kaçıracaktı. İyi ama genel müdür ne yapsın şimdi? Müsteşarın yazdıkları yenir yutulur şey mi? Zile bastı. Müfettiş Ali Bey'i çağırın. Ali Bey 10 gündür teftişte. Veli Bey'i çağırın. Baş üstüne. Müfettiş Veli Bey geldi. Buyurun beyefendi. Şu şey işi ne oldu? Oldu beyefendi. Öbür iş? O da oldu. Nasıl oldu? Şöyle oldu efendim. Öyle olmayacaktı ki. Kim dedi size şöyle yapın diye? Böyle olacak. Allah Allah. Genel müdür söylendi. Oh, dünya varmış. İçini dökmese bu olacaktı. Müfettiş ne yapsın şimdi? Ya sabırla olmuyor. Müdür bey, efendim. Nasıl efendim? Ben size bu sabah ne dedim? Bu sabah mı? Bir şey demediniz. Nasıl demedim? Bir şey dedim ben size. Bu sabah ben sizi görmedim ki. Öyleyse dün sabah demişimdir. Dün siz rahatsız, öyleyse önceki sabah. Evet, söylemiştiniz. Söylemişti işte. Ne söylemişti? Söylemişti de neden yapılmamıştı peki? Olmaz öyle şey. Anladınız mı? Olmaz, istemem, katiyen olmaz. Müdürün suratı asıldı. Ne olursa olsun insanlar rahatlamak zorundadır. Mavini çağırın bana. Baş üstüne. Müdür mavini geldi. Müdür sordu. D cetveli yapıldı mı? Yapıldı efendim. Tamam mı yapıldı? Evet tamam. Liste eklendi mi? Eklendi. Sanki ne diye her şeyi de tas tamam yaparlardı. Gönderildi mi? Gönderildi. Biraz geciktirseler olmaz mı? Ne gün gönderildi? Dün. Ne? Dün mü? Bu ne ihmal? Bu ne biçim iş? Hiç kimse çalışmıyor. İş çıkarmalı, iş. Günü gününe iş isterim. Anladınız mı? İnsan içini döktü mü ne kadar da rahatlıyor. Müdür muavini kısım amirinin odasına girdi, burnundan soluyordu. Bunlar ne? Muhasebeye gönderilecek evrak. Ha tamam, zaten siz. Muavin Bey çıkınca barut kesilen kısım amiri masaya yumruğunu indirdi. Nerede Hasan Bey? Hangi Hasan Bey? 2. kısımdaki Hasan Bey mi? Kayıt memuru Hasan Bey mi? Evrak kalemindeki Hasan Bey mi? Yoksa tahrilattaki katip Hasan Bey mi? Hangisi olursa yani tahrilattaki katip Hasan Bey. Efendim, paydos zili çaldığından gitmiş. Öyleyse sen gel buraya. Benim adım Hüseyin. Hüseyin. Ben dinlemem. Ben size diyorum ki... 10 dakika kadar bağırdı, çağırdı. Şamandıra'ya yanaştıktan sonra istim bırakan gemi gibi boşaldı. Rahat daireden çıktı. Memur Hüseyin Bey odacıya söylemediğini bırakmadı. Bu camların hali nedir be, şu tavandaki örümcek ağları, şu masaların tozu, yerlerin pisliği, istemem böyle şey, istemem, anladın mı? İşte o kadar. Hüseyin Bey, kıştan çıkıp yaza girerken sırtından paltosuna atmış adamın hafifliğiyle, rahatlığıyla daireden çıktı. Canı burnuna gelen odacı kavga etmek için kapıcıyı aradı, bulamadı. Kapıcı gitmişti. Ne yapsın? Her ne olsa olsun insanlar rahatlamak zorundadır. Tramvaya bindi. Ayağıma bastın. Önüne bak. Adam aldırmadı. Biletçi geldi. Bilet. Görmüyor musun kalabalığı? Bir elim askıda, bir elim baskıda. Cüzdan çıkar mı şimdi? Ne yapalım? İnerken veririm. Olur mu öyle şey? Olur. Olmaz. Bal gibi de olur. Kontrol gelir. Dinler mi? İn aşağı. Bir patırtı, bir gürültü. Odacı fırsat yakalamıştı. Hay sizin gibi biletçinin de. Son seferini yapan biletçi evine döndü. Karısı mutfakta gülüyordu. Ne gülüyorsun ulan? İnsan kocasını. Ver etti sopayı. Sonra geçip sofraya rahat yemek yedi. Biletçinin karısı ağlıyordu. ayağının altına dolaşan kedinin sırtına 2 maşa indirdi. Kedi can acısıyla kendini sokağa darattı. Biletçinin karısı kocasına sokuldu. Aşkın en iyisi gözyaşından sonra gelendir. İkisi de rahattı. Her şeyin, her işin bir nedeni vardır. Eğer gazeteler bakana saldırıya geçmeselerdi, şu kedi durup dururken böyle bağıra bağıra fırlar mıydı? İnsanlar rahat. Kedi önümden öyle bir kaçtı ki, rahatlamak için onun ne yaptığını göremedim.